Edirne'nin yazlarını pehlivanlar getirir. Göçmen kuşlar gibi uzaklardan her yıl 40 Pınar'a gelir 40 bin köyün seçilmiş pehlivanları. Eski, çok eski bir geleneğin kalıntısıdır Edirne'deki er meydanı. Yaz seferlerine çıkacak Osmanlı orduları burada toplanırmış bir zamanlar. Padişahı beklerken erler boy ölçüşür, küçük birliklere baş olacaklar seçilirmiş böylece. Sonra fetih savaşlarında harcanır gidermiş burada kılıç gibi bilenen insan bedenleri. Bugün Anadolu insanı yurdunu savunmadan başka amaçla savaşmayı yiğitlik saymıyor. Güreş yiğitçe ve kardeşçe bir oyundur yalnız onun için. Ama bu oyuna atalardan kalma özel bir saygısı vardır. Kırkpınar coşkun sular ortasında şirin bir adacıktır. Güzel adı Güreş Bayramı'nın da adı olmuş zamanla. Bu yeşil, bu güler yüzlü, bu barışsever tabiat içinde birbirine eziyet eden, yenen, yenilen insanları görmek yadırganmıyor denemez doğrusu. Ama tabiat zeytin ağaçlarının verdiği yağlarla bu insan çatışmalarını yumuşatmaya çalışıyor. Ataların sözcüsü de güreşçileri beden gücü gücünden çok akıl gücüne güvenmeye, yenen ve yenilenleri dost kalmaya çağırıyor. Türk güreşçiliği kol gücünden çok bu sözlerle övünse daha iyi eder. Yağlı güreş bu sözlerle kurtuluyor bütün kabalığından. Soracak olursanız iki uçludur bir şal. Bunlara pehlivan derler, elense çeker, elenseyi bırakır, çapraz toplar, çaprazı bırakır, topu keser, kendini kurtarabilirsen kurtar, kurtaramazsan sırtın yeri tutar. Pehlivan, hasbi galip gelir, sen de Cenab-ı Hakk'a yalvar. Arabistan'dan getirdim aşurmayı, mehterler oturmuş çalarlar zurnayı. Şahin de küçüktür ama gökten indirir turnayı. Korkma pehlivanım, korkma, meydan sizindir. Allah Allah, illallah, hep beraber pehlivanlarımızı alkışlarla diyelim, maşallah. Kura ile seçilen ilk güreşçiler geliyor meydana. Bu dansın asıl görevi bir beden alıştırmasıydı aslında. Ama zamanla bu görev bir sembol değeri kazanmış. Pehlivanlar bu törensel girişle soylu bir toplum işi gördüklerini, birbirlerine saygılı olduklarını ve birer köylü olarak bütün güçlerini Antius gibi topraktan, otlardan aldıklarını belirtiyorlar. Derken geleneğe uygun tutuşmalar, yoklaşmalar başlıyor saygıyla. Yağlı güreşte pehlivan rakibini dilediği yerinden tutmakta serbesttir. Ama zeytinyağı bu serbestliğin kırıcı olmasını önler ve elinden kayan beden güreşçiyi kaba gücünden çok aklını kullanmaya zorlar. Elin tutunabileceği yerler belli ve en az zararsız yerlerdir. Bu güreşte amaç rakibini yere sermek değil, bir punduna getirip karnını bir an için havaya çevirmektir. Bu ustaca başarıyı yalnız hakemin keskin gözü fark edebilir. Sizin güçlü sandığınız pehlivan bir anda yenilir ve siz nasıl yenildiğini görmemiş olabilirsiniz. Bütün iş rakibin bir boş anını yakalamakta. Pehlivan, buna meydan yeri derler. Mühterem seyircilerimiz, talihinizi denemek için milli piyangodan
saatlerce, günlerce sürer bu kapışıp yenişmeler. Her toplu güreş sonunda yenenler sıralanır ve bir dinlenmeden sonra yeni bir eleme başlar. Bu düzene göre en önemli gün, en son gün olacaktı ister istemez. O gün erkenden Kırkpınar'a gelen yollar meraklılarla dolar taşar. Uzaktan yakından akın eden kalabalıklar, alaca bulaca bir halk kaynaşması getirirler Edirne'ye. Bu kaynaşma içinde en eski adetler, en yeni rahatlıklarla iç içedir. Üstlerinde pehlivanların adları yazılı meşin donlarda, orta çağdan çok ötelere giden bir tarihin pırıltıları vardır. Bu da güreşin bütün kuralları gibi kendiliğinden süre gelmiş bir Anadolu geleneği olsa gerek. Hepsi köylü olan bu pehlivanlar aslında sıkılgan, çekingen kişilerdir. Ama bu kaygan tutuşmalarda ellerini olmayacak yerlere atmak zorunda kalıyorlar. Sık sık başvurulan bu son çareyi kimsenin yadırgadığı da yok. Güreşler hep birbirine benzer kapışmalarla sürüp giderken halk zaman zaman panayır yerinde oyalanır, yer, içer, oyunlar seyreder.
Meydan yerinde pehlivanlar seçildikçe azalıyor, azaldıkça güçleniyorlar. Yenen yenmiş, umulmadık taşlar başları yarmış, Usta Şahin koca kartalı yere sermiş, kala kala 12 kadar pehlivan kalmıştır ortada. Derken bu iş birdenbire ve sessizce bitirilir. Birkaç madalya ve bir süslü kuşaktır kazanılan. Ama baş pehlivanın adı dillere destan olacaktır. Bu yıl Kırpınar'da halk yalnız bir pehlivanın zaferini kutlamakla kalmıyor. Bir devrimin getirdiği hürriyet sevincini de tadıyordu. Selimiye'nin mahyası iki zaferi bir araya getirmişti.